Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'un genç ve dinamik avukatlarından olan Erhan Topçu, AK Parti il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İlde AK Parti teşkilatlarının görev yapma konusunda üzerine düşeni yapmadığını ileri süren Topçu, halkla iç içe bir teşkilat için il başkanlığına aday olduğunu söyledi. Erzurum'da birçok sivil toplum örgütünde görev alan, aynı zamanda bazı basın yayın organlarında tüketici bilinçlendirme noktasında yazılar ve programlar gerçekleştiren genç avukat Erhan Topçu, AK Parti il başkanlığı için kolları sıvadı. Önümüzdeki dönem yapılacak olan AK Parti il kongresi öncesi il başkanlığına aday olduğunu belirten Erhan Topçu, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı maalesef 7 Haziran genel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşamıştır. Bunun sebebi ise yönetimin yeterli derecede çalışmamasıdır. Halktan kopuk, sadece yönetimde olayın mantığı ile hareket eden il yönetim kurulu üyeleri, ilin sorunları karşısında hiçbir adım atmamış ve parti ötekileştirme noktasına getirmişlerdir. Partimizin ilk kongresinde il başkanlığına talibim. Şu anda çok iyi bir liste hazırlıyorum. Bu listede Erzurum'u seven ve her kesimin yer alacağı bir liste olacak. Oturan değil, çalışan bir yönetim olacak. Kibirlenen değil, halkın önünde saygıyla duran bir yönetim olacak. Kısacası ben ve ekibim sadece çalışmak ve çalışmak için bu göreve talip olacağız, dedi. Lisans yerleştirme sınavının son basamı olan LS3 Edebiyat Coğrafya sınavı bugün yapıldı. Üniversitelere girmek isteyen binlerce adayın katıldığı sınavların ikinci basamı olan LS'nin son oturumu LS3 Edebiyat Coğrafya sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar genel olarak sınavın zor olmadığını söylediler. Adaylar belirleyici test grubunun coğrafya 1 olduğunu belirtti. Bazı adaylar Türk Dili ve Edebiyat test grubunda süre sıkıntısı yaşadığını ve gözetmenlerin kalan süreyi çok sık söylemelerinin kendilerini sinirlendirdiği ifade etti. Yapılan LS3 Edebiyat Coğrafya sınavıyla milyonlarca adayın sınav maratonunda sona ermiş oldu. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız. Rabbim bizi buradan boş çevirmez. Güzel bir sınav geçiririz inşallah. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecan var. Biraz heyecan var ama sınavda atlatacağımı düşünüyorum. Çalıştınız mı peki bir yıl boyunca sınava? Çalıştığım için yani emeklerim karşısında alacağını düşündüğümden dolayı heyecanını da atlatacağımı düşünüyorum. Benim torunum var. Nasıl, torununuz bir yıl boyunca sınava çalıştı. Şimdi Evet. bugün sınava girecek. Evet. Siz de onu dışarıda Evet. bekliyorsunuz. Nereden geldiniz sınava? Karaçoban. Erzurum'dan, Karaçoban'dan Erzurum'da geldiniz. Karaçoban'da geldik. Evet. Nasıl, heyecan var mı sizde amca? Vallahi tabii kazanmak için heyecan var ya yok. Biz herkese dua ediyoruz. Herkes kazansın. Yanımızda yalnız değil, çocuklarımıza, torunlarımıza değil de bütün aleme dedi ya Rabbi hepsi kazansın. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Emniyet Müdürlüğü'nce toplumun huzuru ve güvenliğinin sağlanması temel koşulunun suçların işlenmeden önce önlenmesi olduğunu belirtilerek, bunu sağlamak için hiç kuşkusuz ki kişilerin can ve mal güvenliğine yönelik dışarıdan gelecek her türlü tehdit ve tehlikelere karşı önleyici, koruyucu, caydırıcı ve düzenleyici güvenlik tedbirlerinin en iyi şekilde alınması ve uygulanması ile mümkün olacağı bilinmektedir. Bu anlayışla vatandaşın Ramazan ayını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla ilimiz merkezine alınan trafik ve güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılmıştır, denildi. Güvenlik tedbirleri içerisinde geçmiş yıllarda yoğun ihbar ve yakınma konusu olan insanlarda korku, panik ve heyecan uyandıran, maytap türü patlayıcı madde atan ve usulsüz bir şekilde satışını yapanlar tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bilindiği üzere kamu düzeni ve güvenliği sağlanmasında kişi, kurum ve kuruluş olarak herkese ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede toplum destekli güvenlik hizmetleriyle toplumun huzuru ve güvenliği sağlanmasının daha kolay olacağına inanılmaktadır.
Her sorumluluk sahibi vatandaşın mahallesinde ve sokağında yukarıdan belirtilen patlayıcı maddeleri satan ve atanları gördüklerinde 155'i arayarak ihbarda bulunması beklenmektedir. Bu ihbarlar işimizi daha da kolaylaştıracaktır. 155 polis imdat telefonuna gelen tüm ihbarlar mutlaka değerlendirilmekte olup doğruluğu teyit ve tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşımızın katkısı ve desteğiyle daha huzurlu bir Ramazan geçirilecektir denildi. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan kadayıf yine en çok tüketilen ürünler arasına girdi sevgili izleyenler. Öyle ki kadayıf almak isteyen vatandaşlar kadayıfçılarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Ramazan ayında kadayıfın yeri ayrıdır. Özenle hazırlanan iftar sofralarında kadayıf vazgeçilmez tatlıdır. Erzurum'da evlerin yanı sıra lokantalarda kimi tepsi kadayıf, kimi ise dolmasını sararak iftar menüsüne dahil eder. Her Ramazan ayında halkın gözdesi olan kadayıf bu yılki Ramazan ayına da damgasını vurdu. Kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olmazken kadayıfçılar ise satışlardan son derece memnun. Şu an. Kadayıf satışları diğer zamanlara göre biraz daha artış gösterdi. Çünkü Ramazan dolayısıyla Ramazan'ın kültürel bir tatlısı olduğundan dolayı kadayıf olmamız Ramazan'da bir hali talep oluyor biliyorsunuz. Biz de bu talebe karşı üretimlerimiz biraz daha artırmış bulunuyoruz bu durumda. Biz sadece Erzurum'a kadayıf üretmiyoruz. Bütün Türkiye genelini hatta yurt dışına bile gönderebiliyoruz. Ramazan meselesi. Başta genelde hafta sonları biraz daha erken gelirse yoğun. Çünkü hafta sonları bile tatil olduğundan dolayı akşama doğru biraz yoğunluk oluyor. Sabah erkenden gelirse biraz daha sıra beklemeden alıp daha yakın evlerine dönebilirler. Peki günlük ne kadar satıyorsunuz? Günlük satışımız şu an önceden Ramazan mı soruyorsunuz? Evet. Ramazanla ilgili günlük satışımız 2-3 ton civarında şu an satıyoruz. Geçen Ramazan'a göre nasıl oldu? Aşağı yukarı aynı efendim. Fiyatlarımız geçen Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da fiyatlarımızı artırmadık. Aynı rayişle devam ediyoruz. Teşekkür. Evet, kırmızı etin fiyatlarının yüksek olması vatandaşları beyaz ete yönlendiriyor. Ramazan geldi ve haliyle zamlarda boy gösterdi. Özellikle her yıl olduğu gibi yumurta ve kırmızı et zamda başı çeken ürünler oluyor. Kasaplarda kıyma 30 liradan satılırken et ve süt kurumunda ise 27 liradan satılıyor. Kasaplardaki fiyatların yüksek olması neticesinde vatandaşlar da soluğu et ve süt kurumu önünde alıyor. Kasaplar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşların beyaz eti daha çok tercih ettiğini belirttiler. Fiyatların yüksek olmasından dolayı iftar sofralarında artık kıymanın çok kıymetlendiğini ifade eden kasaplar, özellikle dar gelirli ailelerin Ramazan'ın büyük bir bölümünü beyaz et tüketerek geçirdiklerini ileri sürdüler. Et fiyatları yükseldi biraz. Bu da hayvan sıkıntısından dolayı. Hayvan bulmakta biraz sıkıntı var. Yani bu bizim istemimiz dışında bir yükselme. Yani bizim de isteğimiz dışında fiyatlar yüksek yani. Peki satışlar nasıl gidiyor şu an? Satışlar hamdolsun iyidir şükür. Yani Ramazan dolayısıyla da halka evine hani sofrasına bir şeyler getirmek istiyorum. Evet, bazı kasaplarda böyle fiyat değişiklikleri yaşanıyormuş. Fiyat siz buna değişiklikleri yoktur. Herkes aynı hemen hemen. Fazla bir fiyat değişikliği yoktur. Peki vatandaş beyaz et mi daha çok alıyor, kırmızı et mi? Şu an itibariyle kırmızı et biraz daha yüksek. Hani bu Ramazan dolayısıyla. Kırmızı et oranla beyaz etin fiyatları nasıl? Beyaz etin fiyatları tabii düşük, biraz daha düşük ama kırmızı et
hani Ramazan dolayısıyla biraz daha kırmızı ete yöneliyoruz. Tabii bunun yanı sıra elbette ki beyaz et de tüketiliyor. Şöyle gidişe bakılırsa biraz daha yükselme ihtimali var. Ramazan içerisinde mi? Ramazan içerisinde veya Ramazan'dan sonra da şu şekilde giderse aklımda söz konusu. Erzurum'un vazgeçilmez mutfak gereçlerinden semaver ve mangal satışlarında durgunluk yaşandığı belirtildi. Erzurum'da semaver, mangal ve soba satışlarının yapıldığı yer olarak bilinen Kavaflar Çarşısı'nda Ramazan ayında satışlarda durgunluk yaşanıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına gidemediğini belirten semt esnafı satışların bayram sonrasında artabileceğini söylediler. Öte yandan semtte mangallar 10 ila 45, semaverler ise 25 ila 50 lira arasında satışa sunuluyor. Semaver için Erzurum'da tabii belirli bir şeydir yani. Bir gelenektir semaver çayı. Şimdi bir de bir çarşı yani şey semaverleri var, bahçe semaverleri. Evet. Bunlar daha öncülük kazanır. Peki bahçelerde sizin falan. İşleriniz nasıl şu an? İşlerimiz işte bu bahçeler için iyi olur. Yani satışlarınız devam ediyor. Ha, satışlarımız devam ediyor. Peki fiyatlar nasıl semaver? Fiyatlar normal. Her şeyden ucuz semaver. Peki büyük semaverler yapıyorlar. Özellikle kahvehaneler. Bunlar genelde nereden alıyorlar? Sizleri etkiliyor mu bu iş? Büyük semaverleri bizlerden alıyorlar. Arkadaşlar yapıyorlar. Zaman önce ben de yapıyordum büyük semaver. Ama şimdi ihtiyarladık yapamıyoruz. Tamam canım. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Şimdi sizleri genel yayın yönetmenimiz Oktay Polat'ın kaleme aldığı ve Erzurum'un önemli sanatçılarından olan Metin Kara'nın seslendirdiği Can Babam isimli eserle baş başa bırakıyoruz. Başta benim babam olmak üzere tüm babaların da Babalar Günü'nü kutluyoruz. Hoşça kalın. Yücelsin gönlümde karlı dağ gibi, karlı dağ gibi. Saçlarına aklar doldu can babayı, can, can babayı. Hep tuttun elimden bir Hızır gibi, bir Hızır gibi. Gölgen bile bana yeter can babayı, kurban can babayı. Hep tuttun elimden bir Hızır gibi, bir Hızır gibi. Gölgen bile bana yeter can babayı, kurban sana can babayı. Layığın olmayan çalıştım amma, çalıştım amma. Bir sen olmak kolay değil can babayım, can babayım. Sağlığın duamdır varlığın şükrüm, varlığın şükrüm. Doğruluğun bile mirastır babayım, mirastır babayım. Sağlığın duamdır varlığın şükrüm, varlığın şükrüm. Doğruluğun bize mirastır babayı, kurban sana can babayı. Baba
Seni anlar oldum ben de tadınca, ben de tadınca. Görevin zor imiş senin can babayı, senin can babayı. Evladın tırnağı zarar görünce, görünce. Kalmıyor sevincin huzurun babayı, can, can babayı. Evladın tırnağı zarar görünce, görünce. Kalmıyor sevincin huzurun babayı, kurban sana can babayı. Hatamız olduysa eğer ki sana, eğer ki sana, helal et hakkını bize can babayım, can babayım. Kardeşler olarak biz hep yan yana, biz hep yan yana. Edeceğiz seni taklit can babayım, kurban sana can babayım. Kardeşler olarak hep biz yan yana, hep biz yan yana. Edeceğiz seni taklit can babayı, kurban sana can babayı.